Yakasını da alalım Cemre'nin. Orası çok soğuk. Ben zaten çorap da koydum. Karnı ağrımasın. Annem bir şeyler getirmiş de. İsterseniz hastaneye bunları da götürelim. Cemre yer belki. Hediyoş dedi ki giderken bana uğrayın. Büyük ihtimal yemek gönderecek. Ay canım benim. Aman konuşmazsanız konuşmayın be. Sanki ben çok meraklıyım sizinle konuşmaya. Bak kızım beni kışkırtma. Gökhan ayağa kalksın ben zaten o zaman senin ifadeni alacağım. Canım benim ben bu iziklere benzemem tamam mı? Yani sen sertsen ben daha da sertim. Ya güldürme beni kızım. Lan elindekine bak. Sen bizden daha çocuksun be. Ben Neriman'a gideyim de söyleyeyim. Sonra yok benden izin almadınız falan carlamasın. Aynen aynen hadi. Hani biz bu akşam hastanede kalmak istiyoruz Neriman Hanım. Hay hay. Yarın da bir arkadaşınızda kalın isterseniz. Niye? Çünkü burası han, Neriman da hanca değil mi? Ya eğlenmeye gitmiyoruz. Hastaneye gidiyoruz diyorum. Ha bir de eğlenmeye gitseydiniz bari. Bakın Neriman Hanım. Zaten Feride Hanım da başımızda olacak. Bizim tek derdimiz Cemre'yi yalnız bırakmamak. Hem Gökhan bizim okuldan arkadaşımız. Yani gerçekten durumu çok ağır. Ben inanıyorum iyileşecek ama gene de çok korkuyoruz. Ay ay ay, sakın ağlama sakın. Hiç hoşlanmam öyle şeylerden. Tamam ağlamıyorum. Çok mu kötü çocuğun durumu? İyi tamam gidin. Teşekkür ederiz. Hay Songül. Bir şey lazım olursa annesi beni arasın. Fakir kadın şimdi. Eli ermez, gücü yetmez. Yani ben müdürlük otoritemle belki bir şeyleri halledebilirim. Sağ olun.